Unutulmaz oyunlar. Merhaba satranç severler. Unutulmaz oyunlar. Sabri Koçak, Fidan Polonyalı ölümsüzü. Her şey mat için. Bir satranç oyununda parlak hamle dediğimiz şaşırtıcı estetik ve sonucu giden hamle bulmak sanırım bu oyunların en keyifli yanlarından biridir. Kuşkusuz böyle fırsatları yakalamak oyuncunun gücü ve yaratıcı yeteneğiyle yakından ilgilidir. Ancak rakibinin oyunu ve ortaya çıkan konum da bunlar kadar önemlidir. İnceleyeceğimiz oyunda taşlar şahı açığa çıkartmak için feda ediliyor ve sonunda mat küçük bir piyon tarafından gerçekleştiriliyor. Tartakover, Neidorf'un bir sanatkar inceliği ortaya çıkarttığı bu oyununda o kadar etkilenmişti ki oyunu hemen Polonyalı ölümsüz olarak adlandırdı. Ve gördüğünüz gibi diyagram da diyagram vererek oyunu ne yapmış? Açıklamış. Irving Chernev, The Bright Side of Chess. Doğu Publication 1965 demiş. Bakın burada da Irving Chernev'in de bu oyunu incelediğini, anlattığını görüyoruz. Başarı için profesyonel yaklaşım. Perspektif, Fide Master, Yasin Emrah Yağız, antrenör. Satrancın çok yönlü bir mücadele olduğunu dile getirmek kolaydır. Peki bu esaslı mücadele sadece tahtadaki olaylarla mı sınırlıdır? Dışsal faktörler bir sporcunun performansına ne kadar etkili olabilir? Bu ve buna benzer soruların cevapları herkes tarafından çok iyi bilinmekte fakat çok az sporcu tarafından uygulanmaktadır. Maç öncesi hazırlık. Bu yazımda sporcu antrenör deneyimlerine ve gözlemlerime dayanarak sporcularımızın yarışmalarda maç öncesi maruz kaldıkları durumlara değinmek istiyorum. İki sporcu ve bu sporcuların başarılı olmayı amaçladıkları belki de dereceye girmek istedikleri bir yarışma hayal edelim. Bu sporcuların maç öncesi yaşadıklarını inceleyelim. A sporcusu tur öncesi antrenörüyle teknik taktik çalışmasını yaptı ve antrenörü sporcusuna maçla ilgili önemli olduğunu düşündüğü bir takım özel cümlelerle sporcusunun motivasyonunu, düşüncelerini, davranışlarını kontrol altında tutmak istedi. Sen yaparsın, sen aslansın, sen kaplansın, LPG, gazlarsın. Evet, onun gibi. A sporcusu bu tur saatine göre zamanında beslenmesini yaptı ve son olarak antrenörü ile görüştükten sonra turnuva salonuna doğru gitti. Evet, fındık, fıstık, ceviz, kuru üzüm onları yedi. Karnı tok, mutlu bir şekilde ailesiyle görüştükten sonra da antrenörüyle görüştükten sonra da gidiyor turnuva salonuna. B sporcusu da aynı şekilde teknik taktik çalışmasını yaptı ve antrenör tarafından motive edildi. Sen aslansın, sen yaparsın, sen gayretlisin, çalışkansın, zekisin. Yürü koçum. Yürü aslanım. Sporcu zamanında beslenmesini yaptı ve maça hazır hale geldi. B sporcu turnuva sonuna gideceği sırada kendisiyle yarışmaya gelen birisi faydası dokunur diye ya da sporcuya desteklediğini düşünerek motive olduğunu inandığından bir takım cümleler dile getirdi. Her anne babanın, her ebeveynin tabii ki kazanmasını ister. Çocuk da bunu bilir. Bu maçı kazanacağına inanıyorum. Tehlikeli tüm cümlelerden biri. Bu maçı bizim için oyna. Önceki kaybettiği maç gibi kötü oynama. Dikkatli ol. Hadi aslanım, sen yersin bu rakibini. Sizce hangi sporcu performansını göstermeye daha yakın? Sporcu maç öncesi kazanmak ya da kaybetmek kavramlarını kimseden duymamalı. Bırakın maç öncesi, maç içinde dahi bu kavramlar sporcunun aklının ucuna bile gelmemeli. Ustalık sırları bir. Şöyle bir düşünün. Satranç bireysel bir spor ve insanoğlunun hamurunda kazanma dürtüsü zaten var. Kazanmaktan bahsederek bu dürtünün artmasına ve bu sayede sporcunun bir, maç içinde olmadık yere kontrolsüz saldırgan planlar uygulamasına, iki, rakibin tehditlerini gözden kaçırmasına, üç, üstün konuma geçse dahi fazla arzulanan sonuca yakın oluşun yarattığı hava ile rehavete kapılmasına ya da dört, kazanmak gerektiği yüzünden kaybetmekten korkmasına neden olacağına bir düşünün lütfen.
Maçı kendisi için oynamalı sporcu. Sorumluluğu kendisi taşımalı. Kaybetmeyi, kazanmayı, saf halini tatmalı ki satrancın felsefesini yaşasın. Hayatın küçük bir modu olan bu mücadeleyi öğrensin. Evet, bunu tekrar okuyorum. Maçı kendisi için oynamalı sporcu. Sorumluluğu kendisi taşımalı. Kaybetmeyi, kazanmayı saf haliyle tatmalı ki satrancın felsefesini yaşasın. Hayatın küçük bir modeli olan bu mücadeleyi öğrensin. Sporcu birileri için kazanma sorumluluğunu yükleyerek sporcunun ekstra yük performans sergileyeceğini hayal etmek nasıl doğru olabilir? Evet. Baskı altında olunca hata yapar değil mi insan? Evet. Aksine sporcunun üzerinde baskıyı, sorumluluklarını, beklentilerini artırmak sporcunun oyun içi otokontrolünü kaybetmesine neden olur ki sporcunun ne bilgisi ne de tecrübesi bu faktörlere savaşabilir. Ustalık sırları 2. Başarı kazanmak değildir. Kazanmak önemlidir. Fakat kişisel hedeflerin başarısına göre ikinci tutulmalıdır. Başarı diğer sporcuların performanslarını geçmekten ziyade sporcuların kendi kişisel hedeflerini geçme ile ilgili olarak görülmelidir. Kazandığın veya kaybettiğin değil, fakat oyunu nasıl oynadığını önemli gördüğünde kazanmak zamanla doğal olarak meydana çıkacaktır. Ustalık sırları 3. Arkadaşlar dikkat edin bakın, sırları söylüyoruz. Usta olmak isteyen oyuncular dikkat etsin. Kazanmak her şey değildir. Sadece bir şeydir. İfadesini daha ilerleterek Vince Lombard şöyle demiştir. Kazanmak her şey değildir. Fakat kazanmak için mücadele etmek evet. Acaba vurgulama kazanmanın sadece kendisinin değil de kazanmak için mücadele mi olmalıdır? Bu sadece varılacak hedefin kendisinden çok bu hedefler için mücadele etme ve yapılan sporlardan zevk almaya mı daha çok olanak sağlar? Birçok spor adamı ve tecrübeli sporcu anlarında en çok kendi zaferlerinden değil, yarışmadan önce ve sonra aylarca süren hazırlıklarından, katılımlarından, duydukları zevk ve hazlardan bahsederler. Yani yapılan spor faaliyetleri sadece kazanmaya indirgenemez. Çünkü o kazanmaktan daha farklı bir şeydir. Dövüş sporlarında da böyle değil mi? O kadar çok tekme yumruk yiyorsunuz. Evet, haddi hesabı yok. Sonra şampiyon olduktan sonra tabii ki şampiyonluktan bahsedecek haliniz kalmaz arkadaşlar. Yediğiniz dayaklardan bahsedersiniz, antrenmanlardan. Evet. Sporda kazanmak için mücadele etmek önemli olmaktadır. Bu süreç genç sporcuların kendi kapasitelerinin en iyisini ortaya çıkarmalarına, performans ilerletmelerine ve ahlaki olarak gelişmelerine yardımcı olabilir. Çünkü kazanmak her şey olarak görülmez ve sporcuların antrenörlerin kendilerine olan değerleri zedelenmez. Kazanmak sporlara katılmanın tek ve en önemli amacı olamaz. Sporcular için uzun dönemde etkili ve yararlı olacak amaçlar, yani onların fiziksel, fizyolojik, sosyal, kültürel, psikolojik gelişmelerine dayalı perspektif çevre baskılarının sonucu olarak tepetaklak edilmemeli ve felsefi idealizmin içine düşünmemelidir. Maç öncesi yapılan taktik çalışma. Evet. Burada üçüncü denemede Dünya Şampiyonu adlı bir kitap var. Biliyorsunuz. Kitap incelemesine FIDE Master Alper Efe Ataman var. Evet. Diğer kısmı da merak eden arkadaşlar okuyabilirler mi? Yok, okuyalım bitirelim. Tamam. Maç öncesi yapılan teknik taktik çalışma. Bazı sporcuların maç öncesi yapacakları saatler süren çalışmalar ile sonuca, yani oyunu kazanmaya yaklaştıklarını hayal ederler. Bu konuda işin kolayına kaçma söz konusudur. Sporcu turnuvaya geldiğinde sağlam, işgörü ve açılış repertuarına sahip değilse maç öncesi yapacağı çalışmanın faydasını göremez. Sağlam bir açılış repertuarının gerekliliği antrenörlerimiz tarafından da benimsenmeli ki Avrupa Dünya Şampiyonları gibi kuvvetli alanlarda sporcularımız açılışlarda sorun yaşamasın. Yapılacak açılış hazırlığı çok kapsamlı bir konudur. Bu çalışmada rakibin maçları analiziyle rakibin bilgisi, stil, irade kuvveti, konumsal anlayışı ve taktik gücü gibi önemli noktalar incelenmelidir. Satrancın çok yönlü bir mücadele olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla rakibin kuvvetli ve zayıf taraflarının bilinmesi son derece önemlidir. Rakibe hazırlıkta en çok unutulan, rakibin de aynı şekilde bize karşı hazırlık yapacak olmasıdır. Dolayısıyla açılış ya da devam yolu seçimlerinin bir takım değişikliğe gidilmesi iyi sonuçlar getirebilir. Yani ayak izlerimizi hissettirmeyeceğiz. Bir maçlık açılışlar dediğimiz çalışmalar yapılabilir. 6. Dünya Şampiyonu Mikel Botvinnik'e göre sağlam, işgörü bir açılış repertuarı olan sporcunun tur öncesi
30-45 dakika aşan bir çalışma yapması gerekli. Daha fazla zamanı gerekli olduğunu düşünen sporcu antrenör olabilir. Fakat tecrübe gösterir ki maç öncesi yapılacak uzun hazırlık öğütlenemez. Zinde bir kafaya sahip olmak ve kendini gelecek mücadeleye hazırlamak çok daha önemlidir. Ustalık sırları 4. Son söz. Çocuklar satrançtan o kadar çok şey öğreniyorlar ki izlemesi çok güzel. Problem çözmek, amaç koymak, yoğunlaşma, odaklanma ve sabır. Bunlar çocukların öğrenmesini istediğimiz harika şeyler. Aklınızı kullanmazsanız ilerleyemezsiniz ve satrançtan tam olarak çocuklar da bunu veriyor. Onlara zihinsel yeteneklerini görebilmeleri için zihinsel duyarlılık kazandırıyor. Maruş Ashley, Kaynaklar, Kazanma Felsefesi, Cem Pekün, Özlü Sözler ve Satranç Alıntıları, antrenman dünyası.com. Teşekkürler.